Arkadaşlar merhaba. YouTube Coğrafya Doğa Ateş kanalında yine bir aradayız. Bu dersimizde dün başlamıştık biliyorsunuz. Güncel bilgiler dersi, coğrafya dersi değil. Zaten amacımız temelde insanlara ücretsiz biçimde doğru bilgileri ulaştırmak olduğu için coğrafya, tarih, felsefe, matematik vatandaşlık diye ayırt etmiyoruz. Elimizden geldiğince bu kanalı doğru biçimde kullanmak, insanların doğru bilgiye en kolay yoldan ücretsiz biçimde ulaşmasını sağlamak temel amacım. Buna çok ciddi destek vereceğinizi, yardımcı olacağınızı biliyorum. Sorularımıza geçelim. Güncel bilgiler testlerimiz mükemmel. Dün gördüğünüz örneklerin tabii ki bir takım ufak tefek eleştirileriniz, hatalarınız oldu. Onları da hemen göz önünde bulundurup yeni testlerimizi hazırladım. Onlardan bir tanesiyle başlayacağız. Göreceksiniz ki test geçtikçe soru sayımız ve kalitemiz gitgide artacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Zaten benim hayatım boyunca da bu böyle oldu arkadaşlar. Gelelim güncel bilgiler 3 testimize. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasında sadece paranı bahsediyorsunuz. Bu ne cüret? Şeklindeki çıkışı ile gündeme gelen genç aktivist aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Geri Francione, Lisa Coşi, Donald Watson. Arkadaşlar bu Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki meşhur olayı gerçekleştiren eylemci Greta Thunberg'tir. Zaten bu olayın akabinde Greta bütün dünyada çok meşhur eylemcilerden biri haline geldi. Aklınızda mutlaka bulunsun, Greta bilmeniz gereken bir isim. Birleşmiş Milletler 2020 yılını aşağıda verilen meslek gruplarından hangisine hediye etmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi 2020 yılında bence büyük ihtimalle arkadaşlar bunu şoförlere, itfaiyecilere büyük ihtimal hediye etmemiştir. Acil sağlık teknisyenleri olabilir, ebe hemşireler olabilir, doktorlar olabilir ama biz burada şunu bilmeliyiz. 2020 yılı Birleşmiş Milletler tarafından ebe ve hemşire yılı olarak ithaf edildi. Ebe ve hemşirelere verildi. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. 2022 yılı Birleşmiş Milletler tarafından genel kurulda alınan karar ile aşağıda verilen alanlardan hangisine verilmiştir? Güzel ve zor bir soru. Şimdi arıcılık ve mal üreticiliği, merak küçükbaş hayvancılığı, balıkçılık su ürünleri yılı, orman toplayıcılığı, at yetiştiriciliği. Arkadaşlar bu gerçekten zor ve bilgi gerektiren bir soru. 2022 yılında Birleşmiş Milletler bu yılı balıkçılık ve su yılı ilan etmiştir. Bu bakımdan bilmenizi gerektiren bir ayrıntı 2022 balıkçılık yılı. Arkadaşlar Türk tiyatrosunun önemli kadın oyuncularından Yıldız Kenter hangi yılda vefat etmiştir diye sorulduğunda ben bu sorunun cevabının 2019 olduğunu bilirim. Şimdi bazı arkadaşlar kızıyor. Hocam niye 22'den sormuyorsun? Hocam niye 2022'den sormuyorsun? Arkadaşlar Yıldız Kenter dünya tarihinde, Türkiye tarihinde kaç kere 2022 yılında dünyaya gelip yetişen bir kaliteli sanatçı? Bilmiyorum. Takdiri size bırakıyorum ama 2019'da hayatını kaybetti arkadaşlar. İlk kez bir Türk siyasetçi aşağıda verilen ülkelerin hangisinde katıldığı seçimleri kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur diyor. Belçika, Almanya, Fransa, İsveç, Finlandiya. Mantık yürütelim. Türk nüfusunun yurt dışında ya da yaşayan Türk popülasyonunun en kalabalık olduğu ülke, özür diliyorum, Almanya olduğuna göre Almanya'da bir kişinin seçime girip kazanması çok büyük bir ihtimaldir. Dolayısıyla Bursa'nın doğru cevabımız bu soruda. 20 Ocak 2020 tarihinde vefat ederek aramızdan ayrılan Hayrettin Karaca, aşağıda verilen sivil toplum örgütlerinden hangisi için geliştirdiği yararlı çalışmalarla biliniyordu? Kızılay, Yeşilay, Tema Vakfı, Akut, Türkiye Eğitim Vakfı. Arkadaşlar Kızılay ve Yeşilay biliyorsunuz şimdi bir takım insanlar 100-200 milyon maaş vermenin dışında bir şey yapmıyor. Akut hükümet tarafımızdan bitirildi, yok edildi. Arama ve kurtarmanın Türkiye'deki en yetkin firmasıydı, en yetkin sosyal sorumluluk
topluluğuydu. Türkiye Eğitim Vakfı arkadaşlar TED zaten özel bir firma gibi yaşamını devam ettiriyor. Dolayısıyla TED değil ama Hayrettin Karaca ismiyle özdeşleşen Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk derneği kuruluşu Tema Vakfı'dır. Aklınızda mutlaka bulunsun. Yine 7. soru 2020 yılında Avrupa'nın yeşil başkenti aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? Londra, Paris, Ankara, Lizbon, Oslo. Ankara seçilmiştir çünkü ben de dün ve bugün bugün okullar tatil oldu mesela. Sel yaşanacak Ankara'da her yerde. Niye sel yaşanacak? Tabii ki küresel iklim değişiminin yol açtığı, iklimsel bozulmanın neden olduğu ani sağanak yağışlar etkili ama Ankara Türkiye'de en fazla sel felaketi yaşanan şehir. Çünkü Ankara'da 25 sene adını anmak istemediğim birisi belediye başkanlığı yaptı ve onun döneminde Ankara'nın altyapı yatırımına sıfır çivi çakıldı. Dolayısıyla Ankara Türkiye'nin en fazla sel felaketi yaşanan şehir haline geldi. Bunu biliyorsak bu geçtikten sonra yeşil başkenti seçilmemiştir Ankara. Londra da seçilmemiştir. Çünkü geçmişte endüstrileşmenin geliştiği, şehir yaşamının çok fazla egemen olduğu yer. Paris aynı özellikle Oslo mu Lizbon mu sorusuna gelince arkadaşlar Oslo olabilir ama 2020 yılında Avrupa'nın yeşil başkenti olarak Lizbon seçilmiş. Bu da aklınızın bir köşesinde mutlaka bulunsun. 2020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan yüz binlerce insanın ölümüne yol açan, yüz binlerce değil milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüsü ilk defa Çin'in hangi şehrinde ortaya çıkmıştır? Fuzhou, Wuhan, Kunming, Macau, Tianjin. Arkadaşlar koronavirüsü Wuhan'dan çıkıp bütün dünyaya yayıldı. Bu yüzden mutlaka Wuhan bilmelisiniz. Çıkabilecek bir sorudur. Aklınızın bir köşesinde Wuhan mutlaka bulunur. 2020 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisinin başına bir kadın cumhurbaşkanı geçmiştir? Hırvatistan, Yunanistan, Lübnan, İspanya, Mısır. Arkadaşlar sorunun cevabını ben size söyleyeyim. Yunanistan'ın başına bir kadın cumhurbaşkanı geçmiştir ama buradaki seçeneklerden kesinlikle Lübnan ve Mısır'ı ben eleyebiliyordum. Rahatlıkla elerdim. Lübnan batan ülke. Mısır zaten biliyorsunuz bizim iktidarımıza çok yakın Mursi'nin ülkesi. Orada da olmaz kadın cumhurbaşkanı. Hırvatistan, İspanya ve Yunanistan arasında kaldık. Tabii ki bunlar birbirine yakın ülkeler ama Yunanistan'ı bilmemiz gerekiyordu. 2020 yılında Yunanistan Cumhurbaşkanı bir kadın seçildi ve böylelikle Avrupa Birliği ülkelerinde Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı bir kadın oldu 2020 yılında. Şimdi gelelim 10. sorumuza arkadaşlar. 10. soruda 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti. Aşağıda verilen yerlerden hangisi belirlenmiştir? Diyor ki yani 2020 yılının İslam Dünyası Gençlik başkenti olarak aşağıdakilerden hangisi belirlenmiştir? İsfahan, Kahire, Konya, İslamabad mı? Değil. Ben size cevabı söyleyeyim. Bildiğim için söylüyorum. Dakika arkadaşlar. 10. soru A seçeneğinde doğru olarak verilmiş. 11. soru 2020 yılında Rusya Başbakanlık görevine aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmiştir? Arkadaşlar burada Vladimir Putin değil, ülke başkanı zaten. Mihail Fratkov, Viktor Zubkov, Dimitri Medvedev. Bu da çok ismini duydunuz ama devletin başbakanlık görevini yapan kişi değil. Ama Mihail Mishustin 2020 yılında Rusya'da başbakanlık görevine gelen devlet adamıdır. Aklınıza mutlaka bulunsun. Yine güzel bir soru. Arkadaşlar Türkiye'de havacılık temalı ilk parkı olan Türk Yıldızları Parkı aşağıda verilen illerimizin hangisinde yer alır? Bursa, Mersin, Konya, Kilis, Edirne. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Türkiye'de havacılığın en fazla geliştiği iki yer var. Bu iki yeri bilirsek bu soruyu da mutlaka biliriz. Türkiye'de havacılığın özellikle F-16'ların Türkiye'de üretilmesi ve Türkiye'de uçurulması, kontrollerinin, manevralarının yapılması sürecinde ön plana çıkan iki merkez var. Bunlardan birisi Eskişehir, diğerisi Konya arkadaşlar. Dolayısıyla Eskişehir ve Konya
Havacılıkta çok önemli iki merkez. TAİ, Türk-Amerikan İşbirliği. Arkadaşlar bunlardan Bursa, Mersin, Konya, Kilis, Edirne seçeneklerinden baktığımızda yalnızca Eskişehir ve Konya'yı ararız dedim ya. Konya C seçeneğinde olduğu için zaten Konya'ya uğrayanlar gidenler bilir uçak seslerini, jetlerin sürekli geçişini izlerler. Dolayısıyla Türk Yıldızları Parkı Bursa'da Bursa diyorum ya, kendimi kınıyorum. Konya'da yer alır değerli arkadaşlar. Türkiye Doğu Akdeniz Havzası için aşağıdaki devletlerden hangisiyle Münhasır Bölge Anlaşması imzalamıştır? Lübnan, Libya, Mısır, Cezayir, Tunus. Bu çok fazla gündeme gelen, özellikle Doğu Akdeniz Havzası'nda yer alan denizaltı hidrokarbon kaynakları için mücadelenin yaşanmasına yol açabilecek tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen uluslararası bir belgeydi. O Münhasır Bölge Antlaşması arkadaşlar Türkiye ile Libya arasında yapıldı. Mutlaka aklınıza bulunsun. Türkiye ile Libya arasında ama bir sonraki soruda cevabı vermiş. Terbiyesizliğin dibi ya. Böyle bir saçmalık olur mu? Acemi yazar gibiyim ya. Sizin YouTuberlar var ya. Onlar kitap da yazamıyor ha. Ben size söyleyeyim. Onların yazdığı bir tane kitap var mı ya? Google'a yazın da bir bakın. Neyse yok. Siz bakarsınız ama hepiniz çok zekisiniz. Türkiye ile Libya arasında yapılan Münhasır Bölge Anlaşması aşağıda verilen yıllardan hangisinde imzalanmıştır? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Arkadaşlar, Münhasır Bölge Anlaşması 2019 yılında gerçekleştirilmiş. Aklınızda mutlaka bulunsun. Yani illa da sorulacak, mutlaka bilmeniz gereken bir şey değil. Ama Münhasır Bölge Anlaşması'nın Libya ile 2019'da yapıldığı kelimesini benden duyarsanız unutmazsınız zaten. Ya Doğu Ateşi dinleyen unutmuyor. Ben biliyorum bunu. 2020 yılında geçirdiği helikopter kazasıyla hayatını kaybeden ünlü NBA oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Kobe Bryant, Michael Jordan, Donovan Mitchell, Fred VanVleet, James Harden. Görüyorsunuz İngilizce diksiyonum her zamanki gibi zirvedeyim. Ama arkadaşlar 2020'de helikopter kazasıyla hayatını kaybeden ünlü NBA oyuncusu Kobe Bryant'tı. Kobe Bryant aklınızda mutlaka bulunsun. 31 Ocak 2020 tarihinde aşağıda verilen devletlerden hangisi Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmıştır? Bak o kadar millet girmek için kavga ediyor. Başvuruda bulunuyor. Bir sürü şartları yerine getiriyor. Mesela Türkiye hiçbir şartı yerine getiremiyor. Da öyle ilginç bir özellik. Ama yerine getirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bazısı da komple üyelikten ayrılıyor. İzlanda değil. İsveç, İrlanda değil. Hollanda değil ama İngiltere dünyada kapitalizmin merkezi, emperyalizmin beyni İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı 2020 31 Ocağı'nda arkadaşlar. Mutlaka bilin, aklınızda bulunsun. Tabii ki bunun birçok ticari, mali, hukuki, göçmen gibi nedenleri var. İngiltere dünyadan bağımsız görüyor kendini. Dünyadan yalıtılmış bir ada ülkesi olarak konumlandırıyor. Bunun sonucunda Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Şaşırtıcı bir tarafı yok bu sürecin. Siz mutlaka ve mutlaka İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığını bileceksiniz arkadaşlar. 2019'da Avrupa'nın en genç başbakanı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde seçilmiştir? Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, İzlanda. Arkadaşlar seçeneklerin tamamı ya İskandinavya ya Kuzey Batı Avrupa'nın refah şartları inanılmaz yüksek, toplumsal huzurun zirvede olduğu ülkeler. Bu ülkelerden Finlandiya dünyanın en genç başbakanına ev sahipliği yapmasının dışında aynı zamanda dünyanın en güzel kadın başbakanına ev sahipliği yapıyor. Bu bakımdan özel bir ülke. Mutlaka aklınızda bulunsun. Ağzımdan da kaçırdım en güzel başbakan diye. Hanım duymasın. Neyse efendim. Türk halklarının ulusal oyunlarını canlandırmak, geliştirmek ve korumak amacıyla 2000 Dünya Göçebe Oyunları Düzenleme Komisyonu 2020 yılında Türkiye'de gerçekleştirilecek oyunları erteleme kararı almıştır. 2020 Dünya Göçebe Oyunları yapılabilseydi hangi ilimizde gerçekleştirilecekti diyor arkadaşlar.
Bursa, Ankara, Mersin, Antep, Van. Ben size söyleyeyim. Bunun cevabı Bursa arkadaşlar. Eğer 2020 Dünya Göçebe Oyunları yapılabilseydi Bursa ilimizde gerçekleştirilecekti. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hani mutlaka bilmeniz gereken bir konu değil ama Bursa'nın biliyorsunuz muhteşem bir belediye başkanı var. Aynı Melih Gökçe'ye benziyor. Oradan aklınızda bulunsun. 2020 yılında ülkemizde bulunan antik kentlerden birinde birine ithaf edilmiş olmasına rağmen o dönemde yaşanan korona salgını nedeniyle isimlendirme 21 yılda ertelenmiştir. Bu kent aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Ya 2020 yılı bütün dünyada Patara yılı olarak kabul edildi. Patara muhteşem bir yer. Mutlaka gidin. Antalya'daki Patara kumsalını görün. Patara muhteşem bir yer. Bu Patara ilan edildi ama 2020'deki koronadan dolayı bu Patara'nın bütün muhteşemliğine rağmen dünyada gündem olmadı. Ön plana çıkmadı. Dolayısıyla ne yaptılar? Patara'yı bir yıl sonra da dünyanın şehri, merkezi yapmayı kararlaştırdılar arkadaşlar. 2021 yılı da Patara yılı ilan edildi. Burada bize sorulan soru 2020-2021 yıllarında hangi şehir dünya şehri, dünya kenti olarak adlandırılmıştır? İşte dünyada ilk defa meclisin kurulduğu Patara, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde paranın üzerine resmi basılmış muhteşem bir yer, gitmeyenler için kesinlikle gitmelerini öneriyorum. Arkadaşlar, aşağıdaki verilen antik kentlerimizden hangisi Antalya ilimizde yer almaktadır? Bakın şimdi burada ben şunu yapmak istiyorum. Cevabı aslında söyledik. Niye Patara dedim bir önceki soruda ama Afrodisyas. Arkadaşlar Afrodisyas Aydın'da. Bu Aragüler'in hani o dünyaya tanıttığı müthiş çok güzel Afrodisyas antik kenti Aydın'da. Assos Çanakkale'de arkadaşlar. Assos antik kenti Çanakkale'de. Didim'a biliyorsunuz Didim. Ankaralılar çok iyi bilir. Çünkü bütün Ankara yazın Didim'dedir. Artık bu sene öyle olacak mı göreceğiz bakalım bu ekonomik krizde. Ama Didim arkadaşlar Aydın'da yer alır. Efes antik kenti İzmir'de, İzmir'in Selçuk'unda bulunur. Bunların içinde Patara kenti Antalya şehrimizde, Antalya ilimizin içinde yer alır. Dolayısıyla cevap Adana seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıda verilen antik kentlerden hangisi Antalya ilimizde yer almaz? Haydi al bak. Yine soruyu verdim aslında. Aspendos, Arikanda, Antiokya, Myra ve Didima. Ya az önce söyledim. Didim'e Ankaralılar, Didim'e gider. Didim'de değil mi? Eskiden lokmacılar vardı, lokma tatlıcılar vardı. Didim'de her yerde, sağda, solda, köşede Didim'de lokma tatlıcılar vardı. İşte Didim Aydın'da yer alır ama Aspendos, Arikanda, Antiokya, Mayra, Antalya şehrimizde yer alırlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dan arkadaşlar. 99 yılında Pakistan devlet adamlarından hangisi idama mahkum edilmiştir diyor arkadaşlar. 1999'da yaşanan bu olayın müsebbibi Pervez Müşerref'tir. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Mutlaka bilmenizi gerektiren bir soru değil ama aklınızda bulunsun, duymuş olmanız gerektiren bir soru. Dünya dışında yaşam izlerini araştırmak amacıyla NASA tarafından oluşturulan birimde görev alan ilk Türk kadın astronomu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Nusret Gökdoğan, Betül Kaçar, Dilhan Eryurt, Remziye Hisar, Betül Kaçar. Bu arada iki kere aynı seçeneği kullanmışım. Demek ki bu gitti. Özür diliyorum hepinizden arkadaşlar. Yine benden kaynaklı bir hata. Arkadaşlar ama benden kaynaklı bu hata sanırım bu sorumuzun cevabını iki tane yapıyor. Çünkü bu sorumuzun cevabı Betül Kaçar. Yani A ve E seçeneği arkadaşlar doğru cevap. Dünya dışından yaşam izlerini araştırmak amacıyla NASA tarafından oluşturulan birimde görev alan ilk Türk kadın astronomu Betül Kaçar'mış. Bunu mutlaka bilin, duymuş olun.
Gelelim 24. soruya. Türkiye'de peri bacalarına benzetilen bu yer şekillerine illerinden hangilerinde rastlanır? Van, Erzurum, Balıkesir, Mersin. Ani sağanak yağışların kirli arazilerin bitki örtüsünden yoksun olmasının sayesinde hızla aşındırılması sonucunda peri bacaları benzeri bir yer yapısı ortaya çıkar. Bu yeryüzü şekillerine Kırgıbayır, Badlands adı verilir. Türkiye'de peri bacalarına benzer yer yapısı nerede ortaya çıkar? Van'da şey var ya, çok meşhur. Vanadokya, değil mi? Son dönemde Vanlılar sırf bunun ön plana çıksın adı da buraya gelen kahvaltı yapan insan sayısı artsın diye Vanadokya diye bir yer çıkarttılar. Doğrudur, Van'da varmış. Bir de Erzurum Narman ilçesinde muhteşem yine peribacalar benzeri bu selektif erozyon denilen olay sonucunda ortaya çıkan peri bacası benzeri kırgıbayır şekillerinin en güzel şekillerinin görüldüğü sahalardan birisi Erzurum Narman, Balıkesir ve Mersin'de mutlaka ki vardır ama ben bilmiyorum. Bunların Türkiye'de en meşhur örneklerine Ürgüp, Göreme, Avanos, Uçhisar dışında Van ve Erzurum'da rastlıyoruz. Dolayısıyla cevap Adana. Arkadaşlar 2020 yılında Mısır'ın aşağıda verilen devlet adamlarından hangisi hayatını kaybetmiştir diyor. Mursi, Abdilli Mansur, Adli Mansur, Abdülfettah El-Sisi, Hüsnü Mübarek, Sufi Ebu Talip. Arkadaşlar 2020 yılında Mısır'ın hayatını kaybeden devlet adamı Hüsnü Mübarek diye hatırlıyorum ve doğru da hatırlıyorum. Gerçekten de Hüsnü Mübarek 2020 yılında hayatını kaybetti. Bu mükemmel bir soru. Bu soru çıkabilir, mutlaka bilin. Dünyada toplu taşıma araçlarının tamamen ücretsiz olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? Hollanda değil, Belçika değil, İsveç olabilir ama değil. Almanya vallahi değil. Fakat Lüksemburg arkadaşlar dünyada toplu taşıma araçlarının tümüyle ücretsiz olduğu tek ülke, mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunsun. 2020 yılı Eurovision şarkı yarışması yapılabilseydi aşağıda verilen ülkelerin hangisinde gerçekleştirilecekti diyor arkadaşlar. Belçika, İsveç, Romanya, Hırvatistan, Hollanda. Doğru cevabımız burada Hollanda. Korona nedeniyle iptal edilen Eurovision ya ne biçim konuşuyor ya Eurovision yarışmasının yapılamadığı ülke Hollanda. Peki ne olmuş? 2021 yılı Eurovision şarkı yarışması aşağıda verilen ülkelerden hangisinde gerçekleşmiştir? Hollanda'ymış. O zaman Hollanda'da yapılamadıysa bir dahaki yıla Hollanda'da yapılır. Ben bunu kolayca işaretledim. Çok zekiyim ya. Belçika, İsveç, Almanya, Rusya ama siz bir bilgi olarak 2021 Eurovision'unun Hollanda'da yapıldığını biliniz. Bilmenizde fayda var. İtalya'da gerçekleştirilen 2022 Eurovision şarkı yarışmasını aşağıda verilen ülkelerden hangisi kazanmıştır arkadaşlar? Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Hollanda, Belçika. Türkiye değil. Gürcistan, Hollanda ve Belçika'yı hiç duymadım. Ama kesinlikle Ukrayna'dır. Çünkü Ukrayna 2022 itibariyle Rusya ile büyük bir savaş içine girdi. Dolayısıyla Avrupa halkları, Avrupalı Hristiyanlar tarafından Ukrayna Rusya karşısında garip, mazlum, ezgin gözüktüğü için halk oyunun büyük bir kısmı Ukrayna'ya çıktı. Yani ben müzikal başarıdan çok biraz politik yönelimin Ukrayna'yı 2022'de Eurovision galibi haline getirdiğini düşünüyorum ki öyle zaten. Çünkü Avrupa'da da insanlar, Türkiye'deki insanlar gibi düşünüyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Gelelim 2022 Dünya Bankası 2022 yılında Dünya Bankası'nın başkanı olan isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar James Wolfensohn, Paul Wolfowitz, Robert Zollick, Jim Jong Kim, David Malpass. Bunların içinde bir düzgün söyleyebildiğim isim David Malpass.
Zaten 2022 yılında da Dünya Bankası'nın başkanı David Malpass. David Malpass'a buradan saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi yolluyoruz. Evrenin kökeninin ve uzayın başka bir yerinde yaşam olup olmadığının araştırılmasında insanlığa yeni adımlar atma olanağı sağlama potansiyeline sahip olan dünyanın en büyük teleskobu aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? ABD, Japonya, Çin, Almanya, Rusya. Arkadaşlar, bu konuda geçen dünyanın en büyük teleskobu yakın zamanda Çin'de kurulmuştur. Mutlaka haberiniz olsun, dünyanın en büyük, en işlevsel, en güçlü teleskobu şu anda Çin'dedir. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. 3000 kişinin katıldığı bir denemede 156 hektarlık alana 1 saatte 3000 fidan dikilen ve böylece Guinness Rekorlar kitabına geçen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Batman, Çorum. Arkadaşlar, bu sorunun cevabını biliyorum ama bu soru da aslında dramatik, hatta trajedik, hatta yani daha da böyle garip bir durum karşımıza çıkıyor. Bu sorunun cevabı Edirne, Çorum. Gerçekten de 1 saatte 3000 fidanı diken ilimiz Çorum. Arkadaşlar, ama ben şunu görüyorum. Ya benim evin yanında hemen şurada 300 metre ileride Ankara Orman Bölge Müdürlüğü var. Adamlar yazmış diyor ki 10 yılda 150 bin fidan diktik. Tamam. Bir de siyasi bir partinin başkanı sürekli direklere bir şeyler asıyor, billboardlara. 10 milyon fidan diktim. 4 milyon fidan diktim. Arkadaşlar, az mantıklı olun ya. Ya 4 milyon fidan dikilebilir mi? Var mı öyle bir teknik, donanım, güç, enerji? Bu kadar çok insan. Yok böyle bir şey ya. Ama bu soruda geçen doğrudur. 3000 kişinin katıldığı, bak 3000 kişi bir denemede 156 hektarlık alana 1 saatte 3000 ağaç dikmiş. Bu gayet mantıklı. 3000 ya, 3000'de bir şey yok. Ama ne diyor? 4 milyon fidan diyor ya. 4 milyon fidan dikilebilir mi arkadaşlar? Mantıklı olun. Neyse, olmayın ya, boş ver. Siz YouTuber'ları izleyin, bunları dinleyin. Boş verin, mantıklı olup ne yapacaksınız? KPSS'de de atanırsınız. Buna göre Gaziler Günü aşağıdaki tarihlerden hangisinde kutlanır arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Gazi unvanı verilmiştir. Mustafa Kemal'e Gazi unvanının verildiği bugün Türkiye'de Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Hangi tarihte, hangi günmüş bu? 21 Mart, 19 Eylül, 17 Ekim, 1 Ocak, 2 Ağustos. Bilmemiz gereken günlerden bir tanesi bence. 19 Eylül arkadaşlar, Türkiye'de Gaziler Günü'ymüş. Mutlaka aklımızın bir köşesinde bulunduralım Gaziler Günü'nü. 1992 yılından bu yana Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından belirli bir gün olarak kabul edilmiştir. Yukarıdaki bilgi metninde boşluk soru işaretiyle boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi 5 Nisan, 2 Mayıs, 11 Haziran, 3 Aralık, 12 Ocak. Şimdi yine bazı tarihleri bilmemiz gerekiyor. Bu o tarihlerden bir tanesiyle ilgili bir soru. 3 Aralık tarihi Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş önemli bir tarih, mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunsun. 2020 yılında Auckland Açık Deniz Tek Kadınlar finalinde aşağıda verilen kadın tenisçilerden hangisi kazanmıştır? Serena Williams, Dinara Safina, Caroline Wozniacki, Svetlana Kuznetsova, Venus Williams. Görüyorsunuz, farklı dillerdeki fonetiğin ve yetkinliğin de gayet ön planda. Yani çok, o bir tane YouTuber var, böyle kendini çok yakışıklı zannediyor. Yapıyor şirin. İlkokul mezunu, hem tarih anlatıyor hem coğrafya anlatıyor. Süper ya. Neyse, isim vermeyeceğim. Kendiniz bulun o yakışıklıyı. Arkadaşlar, Auckland Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde 2020 yılında Serena Williams kazanmıştır. Bence çok zor, nalet bir soru kim yazdıysa. Çünkü hem Venüs'ü hem Serena'yı aynı soruya
koyman soruyu içinden çıkılmaz bir hale getirir. Acaba Serena mı kazandı, acaba Venüs mü kazandı mı derken ben size doğru cevabı söyleyeyim. 2020'de Serena Williams bu iki kardeşten, iki siyahi kardeşten Serena kazandı. Gel, süper bir soru geliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi aşağıdaki şehirlerin hangisinde yer alır arkadaşlar? Oslo, Frankfurt, Atina, Roma, Moskova. Şimdi Avrupa Merkez Bankası, ben size çok net söyleyeyim, Moskova'da olamaz. Mümkün değil. Çünkü Moskova bambaşka bir dünya görüşünün, sosyalizmin temsilcisiydi. Şurada 1990'dan bu yana kapitalist dünyaya katıldı. Moskova olamaz. Atina olabilir, Roma olabilir ama Roma da Oslo da olamaz. Çünkü Oslo da çok soğuk kuşakta yer alan, Avrupa'nın içinde yer alan bir şehir değil. Böyle merkezi Avrupa'nın bir parçası değil. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın olduğu yer bence Avrupa'nın asıl merkezi, can damarının arttığı, Almanya'ya hayat veren Ruhr-Lenn Havzası'ndaki Frankfurt. BMW'nin üretildiği Frankfurt arkadaşlar olmalı. Bu sorumuzun cevabı Avrupa Merkez Bankası Frankfurt'tadır. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Mutlaka bilmenizde fayda var. Bunu bilin bak. Bazı soruları bilin. Bazı soruları kesinlikle bilin. Ya zaten bunların hepsini duymuş olun. Beni dinleyin. Ama bazıları mutlaka bilin. Ah şimdi al, güzel soru. Şubat ayının 29 gün yaşandığı yıllar artık yıl olarak adlandırılır. Aşağıda verilen yıllardan hangisinde Şubat ayı 29 gün çekerek artık yıl yaşanmıştır? 2015, 2017, 2019, 2020, 2021. Arkadaşlar ben burada size çok net bir cevap vereyim. 2020 yılı artık yıl yaşanan bir yıldır arkadaşlar. Yani Şubat ayı 29 gün çekmiştir 2020 yılında. Ya Doğu Hocam, siz coğrafyacısınız. Evet, öyleyim. Hem de sanırım ülkemizde oldukça tanınmış bir coğrafyacısınız. O YouTuberlar gibi değilsiniz yani. Sadece YouTuberlardan iki tane üfleyip prompterdan yazı okuyup sıkmıyorsunuz. Bize bu artık yıl olayını da nasıl bulacağımızı bir anlatın. Değerli arkadaşlar, anlatırım. Dinleyen herkese anlatırım. Şimdi artık yıl meselesi biraz karışık kuruşuk gibi gelebilir. Romalılar döneminde yapılan bir hesaplama sonucunda bugün ortaya çıkmış artık yıl düzeni şöyle. Arkadaşlar, dörde bölünebilen, tam olarak bölünebilen her yıl artık yıldır. Yani 20 dörde tam bölünüyor mu? 24 bölünüyor, 28 bölünüyor, 32 bölünüyor, 36 bölünüyor, 40 bölünüyor. Bunların hepsi artık yıl. Dolayısıyla arkadaşlar, 2020 yılı artık yılların en güzel örneklerinden bir tanesidir. Peki diyor ki 2022 yılından sonra gerçekleşecek olan artık yıl aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi biz şunu bileceğiz. 2022 yılı artık yıl değil. En yakın artık yıldan 2 yıl sonra, yani 2020'den 2 yıl sonra. O zaman tam bölünecek. Bakın, 4'e tam bölünmesi gerekiyordu ya. 2024 yılı 4'e tam bölünebilir mi arkadaş? Bence bölünür. Ya ben ilkokulda benim Muhalla Üstüner ellerinden öpüyorum. Öğretmenim çok iyi bir öğretmendi. Bana öğrettiği bölmeye göre ben 2024 yılının artık yıl olduğunu kesinlikle rahatlıkla bulabilirim. Bunları biliyorsam gidip YouTuberlara da anlatırsanız kalbinizi kırarım ha. Lütfen. O bir tane var, yakışıklı, onun gibi değil. Ben yakışıklı değilim o kadar ama ya ben de komplekslerimi çıkartayım ortaya. 2020 yılında Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun tamamen yerli üretim çalışmaları sonucunda ürettiği solunum cihazının adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, nefes, takat, sahra, uyku, umut. Ben bunun adını sahra olduğunu biliyorum. Ama arkadaşlar, 39. soru sahra. Evet, gerçekten de cevabı sahra ama neden adının sahra konduğu konusunda bir fikrim yok. Hani nefes, umut, yani farklı bir solunum cihazı olabilir ama sahra çölüyle ilişkisini kurmaya çalışıyorum. Bir türlü bulamıyorum. 2020 yılının Nisan ayında aşağıdaki yerleşmelerden hangisi
UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi. Bakın, geçici miras listesi. Bu önemli bir ayrıntı. Hayvana UNESCO listelerinin hiçbirine alınmamış. Eski pazar ben hiç duymadım. Vize, bu Sitta Slov şehirleri var. Sakin şehirler onlardan biri. Polatlı gene böyle UNESCO tarafından herhangi bir statüye alınmış bir yer değil. Ama Beypazarı 2020 yılında arkadaşlar UNESCO geçici miras listesine alınan Ankara yakınlarındaki güzel bir eski ilçemiz. Aslında Beypazarı hani gerçek hikayesini anlatırdım da sizin YouTuberlar daha iyi, bir gidin onlara sorun. Beypazarı Safranbolulu ev ustalarının, inşaat ustalarının 1950'li yıllarda çıkan büyük bir yangından sonra gelip yeniden yapmasıyla oluşturulmuş bir yerdir. Beypazarı orijinal değildir ama neyse. Arkadaşlar, Dünya Sağlık Günü aşağıdaki tarihlerin hangisinde kutlanmaktadır diyor. Yine böyle bazı tarihleri bilmeniz gerekiyor ya. 13 Haziran, 12 Temmuz. Ya bu arada 13 Haziran benim eşimin doğum günü. Buradan kendisine sevgiler, saygılar, hürmetler yolluyorum. 13 Haziran bugün de unuttuk bak. Ne güzel buraya koymuşum 13 Haziran. 12 Temmuz, 2 Eylül, 17 Mart, 7 Nisan. Arkadaşlar, burada 7 Nisan Dünya Sağlık Günü imiş. Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Aklınızın bir köşesinde mutlaka bulundurun. 42'de Tıp Bayramı her yıl aşağıda verilen tarihlerin hangisinde kutlanmaktadır diyor. 13 Mart, 1 Nisan, 13 Haziran, 13 Temmuz, 13 Eylül. Ben Tıp Bayramı deyince bunun Mart ayında olduğunu biliyordum. Bak, sen mi söylüyorum? Dolayısıyla Mart ayındaysa bu olay Tıp Bayramı, cevabımız Adana seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Mutlaka biliniz, duymuş olunuz. Bakın, şuraya kadar 5 tane önemli tarih sorusu sordum. Bu 5 tarih sorusunu bil, duymadık demeyin. Bir 19 Mart 2020'de aşağıdaki devletlerden hangisi NATO'ya üye olmuştur? Arnavutluk Enver Hoca'nın ülkesi. Mümkün değil NATO'ya üye olmaz. Ukrayna olmaya kalktı, Rusya müdahale etti. Kan gövdeyi götürüyor, savaş var, o da değil. Güney Sudan henüz kendini toplamış bir ülke değil, Afrika'daki. Zor durumda bir ülke. Yine Eritre, Afrika'daki açlığın, sefaletin çok olduğu bir ülke. Ama Kuzey Makedonya, Avrupa'nın Balkanlarda yer alan bir ülke, küçük bir ülke. 2020 yılında hemen NATO'ya üye yaptılar. Aklınız mutlaka bulunsun arkadaşlar. 44. soruda 2021 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilen yer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Rotterdam, Cenova, Stockholm, Temeşvar, Madrid. 2021 Avrupa Kültür Başkenti Romanya'nın Temeşvar şehridir. Mutlaka aklınızda bulunsun. Bu arada bu tip etkinliklerde genelde seçilen, tercih edilen şehirlerin, ülkelerin, yerlerin daha önce çok duyulmamış, bilinmeyen, çok tanınmamış, turistik olarak görülmemiş yerler olduğunu asla gözünüzden kaçırmayın. Yani Avrupa Kültür Başkenti Rotterdam'ı bence seçmez. Stockholm'u seçmez. Madrid'i hiç seçmez. Cenova'yı hani seçebilir ama burada özellikle Temeşvar'ı, diğerlerine göre hiç gelişmemiş ve turistik özelliği olmayan Temeşvar'ı ön plana çıkartmak istemeleri gayet mantıklı ve normal olandır. Dolayısıyla Denizli. Aa, güzel bir soru. 2022 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak Kaunas, Eçsur, Elzette, Novi Sad şehirlerinden hangileri seçilmiştir? Bir kere ben bu şehirleri, ben coğrafyacıyım ya, hatırlıyorum. Kaunas neydi ya? Kaunas Litvanya'daydı. Eçsur, Elzette arkadaşlar bu Lüksemburg'daydı. Novi Sad'da Sırbistan'daydı. Bu Avrupa Kültür Başkenti olan bunlardan hangisi seçilmiştir derlerse bak işte o zaman çok sıkıntı çekersiniz. O yüzden Doğu Ateş'in derslerini dinleyenler, takip edenler çok avantajlı çıkacak. Çünkü Kaunas'ta, Alzette, Novi Sad üçü de Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmiş 2022 yılında. Gelelim 46. sorumuza. NASA'nın Temmuz 2020'de NASA'ya göndereceği uzay aracının ismi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soyuz değil. Soyuz bizim Yuri Gagarin'in uzaya gittiği Rus
Uzay aracı çok eski. Apollo'yu da biliyorum. Apollo da Amerikalılara NASA'dan gönderdiği uzay aracı. Challenger, ben çocukken 1986'da televizyon başında 7 tane astronotun ölümünü canlı yayında izlediğimiz uzay aracı patlamıştı, havaya uçmuştu. Merkür'ün ne olduğunu bilmiyorum. Bu da bir uzay aracı ama hani hangi olayla hatırlayacağımızı da bilmiyorum. Fakat 2020'de Mars'a gönderilen uzay aracının adı Perseverance, yani azim, yani sebat anlamına gelen İngilizce kelimeyle isimlendirilmiş. Cevabımız Denizli seçeneği doğru olarak verilmiş. Dünyanın gölleri arasında en derin olanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bunu bilin. Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Aralı yok oldu. Yanlış sulama politikaları yüzünden. Dünyanın en büyük gölü Hazar. Afrika kıtasında Ölü Deniz fayı üzerindeki en derin ve en büyük göl Victoria. Yine bu Ölü Deniz fay sistemi üzerindeki bir diğer göl Nil Nehri'nin ortaya çıktığı göller bunlar. Victoria ve Nyasa. Ama Baykal Gölü arkadaşlar dünyanın en derin gölü Asya kıtası üzerinde yer alan eski bir okyanus kalıntısı. Benden duymuş olmayın, bunların hepsi Baykal, Hazar, Aral, Baykal, bunlar Tetis Okyanusu'nun günümüze kalmış torunları, ortadan kalkmış torunları. Cevabımız da Adana. Hatalı sulama politikaları sonucunda Asya kıtasına yer alan göllerden hangisinin alanı %90 oranında küçülmüştür? Ya kötü oldu, söyledim cevabı. Hazar değil, Baykal değil, Balkaş değil, Van hiç değil. Ama Aral Gölü arkadaşlar dünyada çevre kullanımının, hatalı arazi kullanımının en berbat örneği, en olumsuz örneği olarak karşımızda duruyor. Aral Gölü kuruyarak büyük ölçüde ortadan kalktı. Türkiye'de ilk COVID-19 hastasına bakan ve Nisan 2020'de hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi aşağıdaki hastanelerin hangisine verilmiş? Bu olay İstanbul'da yaşandı. Demek ki İstanbul'daki büyük hastanelerden biri. İstanbul Fizik Tedavi değil. Gazi Osman Paşa Eğitim değil. Ok Meydanı Eğitim Araştırma. Ben bunu biliyordum. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin adı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne dönüştürüldü. Haseki Eğitim Araştırma değil. Haydarpaşa numune kesinlikle değil. Demek ki bu sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bunu da bilmenizde çok ciddi fayda olduğunu düşünüyorum. Al yine güzel bir soru. 2020 yılında Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, TENMAK, aşağıdaki kurumlardan hangisinin yerine kurulmuştur? TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, Maden Tetkik Arama, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi. Arkadaşlar, TENMAK, TAEK'in yerine kurulmuştur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. 1.50 güncel bilgiler sorusunun daha sonuna geldik. İnanılmaz değerli, çok önemli, çok güzel bilgiler edindiniz. Bunları harika sorular haline dönüştürüp sizin için ders sunumu haline getirip sundum. Umarım bunu paylaşırsınız, duyurursunuz, sosyal medyada dile getirirsiniz. Ha biliyorum çok önemsemeyeceksiniz ama ben bu çabayı, bu soruları hak eden binlerce insan olduğunu biliyorum Türkiye'de. Onlar için ben çabaya, emeğe, üretime devam edeceğim. Yardım edin etmeyin. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.